Merhabalar arkadaşlar. Hikayeniz hoş geldiniz. Bu videoda hem bu hikayeleri, bu kelimeleri öğreneceğiz. Öğrendikten sonra hem onun telaffuz ve anlamı sonra hikaye içinde okuyacağız ve o hikaye okuyarak beraber çevireceğiz. Hemen başlayalım. Magician. Magician. Büyücü demek. Believing. Believing, inanma. Knight, knight, şövalye. Slay, slay, öldürmek. Scared, scared, korkmuş. Tremendous, tremendous, şahane. Advised, advised, tavsiye edilmiş. Sword, sword, kılıç. Brought, brought, getirilmiş. Gilded, gilded, altın, yaldızlı. Instructed, instructed, eğitimli. Make sure, emin olmak. Scabbard, scabbard, kın. Danger, danger, tehlike. Remember, remember, hatırlamak. Returned, returned, geri geldi. Slashing, slashing, tahrip. Jumped, jumped, atladı. Victorious, victorious, zafer kazanmış. Saved, saved, kaydedilmiş. Amazement, amazement, hayret. Showed, showed, gösterdi. Ordinary, ordinary, sıradan. Şu an bu kelimeleri hikaye içinde beraber okuyup çevireceğiz. Hikayemiz Merlin. Siz Merlin film izlediniz mi? İzlediyseniz bu hikaye onun hakkında. So Merlin, the magician. Bu Merlin büyücüydü. Magic yapan kişiydi. So the magic of believing story. So inanma, inanma gücünün onun magic gibi bir şey düşünelim. Once upon a time, bir varmış, bir yokmuş. There was a young man who dreamt of becoming a knight for King Arthur's Knights of the Round Table. So burada once upon a time bir varmış, bir yokmuş. Bir genç adam vardı. Bir genç adam vardı. Who dreamt of becoming a knight. So bu genç adam şövalye olmak her zaman bir hayal kuruyordu. Çok olmak istemiş. For King Arthur's Knights of the Round Table. O King Arthur'ın böyle bir round masa gibi düşünelim. Yuval masa. Before he could become a knight, bir şövalye olmadan he had to pass one last test. Bir son bir test geçmek zorundaydı. Pass, sınav geçmek ya da test geçmek. So he had to pass bu sınavdan. Had to zorundaydı. Buradaki had to zorundaydı. O bir test, son test geçmek geçmesi zorundaydı. He had to slay a dragon. Bir dragon. Slay, öldürmek. So bir dragon öldürmek zorundaydı. The young man was scared to death. He was scared to death kalıp demek ki çok korkmuş. So bu genç adam çok korkmuş. He asked one of the knights what he should do about his tremendous fear. Tremendous aşırı büyük, aşırı bir şey. Burada çok fazla korkuyordu. Ve
Birkaç şövalyeleri sormuş. Ne yapabilir? What he should do? Yani onun çok korkmak, yani ne yapabilir? Onları sormuş. The knight advised him to see Merlin, the magician, because Merlin had a magic sword. So, bu sorduğu knight, bir de şövalye, ona tavsiye etti. Advised, ona tavsiye etti. Merlin görmek için bir büyücü. Çünkü Merlin bir büyücü, bir kılıç sahibiydi. Because Merlin had a magic sword. When the young man told Merlin about his problem, bu genç adam Merlin'e söylediğinde onun problem hakkında. Ne söylemek? Told, söyledi. Ve went, so söylediğinde onun problem hakkında. Merlin went to his bathroom and brought out a beautiful gilded sword. Merlin odanın arkasında dönmüş, gitti, went ve bir çok güzel bir kılıç getirdi. Onunla geri geldik. Merlin then instructed him. Merlin sonra ona birkaç kural vermiş. This sword is magic. And the day that you go out to slay your dragon, come see me and I will give you this magic sword. Ona demiş yani bu kılıç o magic, o büyü. Ve senin senin dragon ona öldürmeye gün geldiğinde, the day that you go to slay your dragon, come see me. Gel buluşalım. Come see me. Yani gel bana gör ama gel buluşalım. Anlam veriyor. And I will give you this magic sword. Ve bu büyünü hiç sana vereceğim. I will give you. But make sure that your scabbard is empty. Ama emin ol, senin o kılıç tutan bir şey. Emin ol, make sure, emin ol. So, you know, o boş. And remember that this sword only works its magic if you're in danger. Ve hatırlamalısın. And remember that this sword, yani bu kılıç, sadece sen zor durumda kaldığında, in danger, tehlikeli altındayken, bu büyü çalışabilir. One week later, bir hafta sonra, the would-be king, the would-be knight, returned. King diyor, knight, king yok bu hikayede. The would-be knight returned. Yani bu olacak olan, ilk kısa zaman olacak olan bir şövalye dönmüş. He was dressed for battle. Savaş için giyinirdi. Bunu kendi hazırladı. And as Merlin instructed, his cupboard was empty. The Merlin söylediği gibi, ona kral verdiği gibi. Onun o kılıç saklayan yer boştu. Bakalım. It's empty. Need to call the poodle. As Merlin went to the back room again, so Merlin, arka tarafa tekrar gittiğinde, went to. Buradaki as, when gibi. Yukarıdaki when kullandılar. Burada as Merlin went back. So oradayken, he told the young man to close his eyes. Genç adama söylemiş, gözlerini kapat. So genç adama söylemiş, gözlerini kapat. Kapatsın.
Then Merlin returned and put the sword into his scabbard. Merlin döndü ve bu kılıç onun scabbard içinde koymuş. Evet, scabbard neydi? Kim? İçinde koymuş. As the young man left, Merlin reminded him. Bu genç adam giderken, buradaki as iken olarak çeviriyoruz. So giderken Merlin ona hatırlattı. This sword will only work its magic if you're in danger. Sen sadece, only, burada sadece tehlikeli altındayken ya da tehlikeli altındaysan bu büyülü kılıç çalışacak. Bunun hiç kullanabilirsin. The young man, now more confident, rode his horse out onto the plains where he confronted his dragon. Bu genç adam çok böyle kendine güvenerek, now more confident, çok daha kendine güvenerek, rode his horse out onto the plains where he confronted his dragon. So onun atı sürmüş ve plains burada bir field gibi düşünüyorum. Field. Field da kelime unuttum. Oraya çıkmış ve onun dragon onunla karşılaştı. Confronted, karşılaşmak böyle yüzmüş. It was a fierce battle. Yani bir korkunç bir savaştı. Battle, savaş. Fierce, korkunç. The dragon was breathing fire. Bu dragon böyle ateş çıkartıyordu. The dragon's tail knocked the young man off his trusty steed. So bu dragonun kuyruk bu genç adamın ona çarpmış böyle. So the young man was on the ground and the dragon came in for the kill. So bu genç adam yerde düşmüş, ground, yer. And the dragon came in for the kill. So bu dragon geldi ona öldürmeyi. Şeyler kötü gidiyor. Bakalım sonra ne oldu. So just at that moment, the young man remembered about the magic sword. So just at that moment, tam bu zamanda, bu genç adam hatırladı bu büyülü kılıç hakkında hatırlamış. He took the sword out, bu kılıç çıkarttı ve started slashing the dragon's legs. Ve bu dragonun ayakları kesmeye başladı. The dragon was hurt. Bu dragon ona incitti, and fell down. Ve aşağıya düşmüş. He fell down. The young man jumped onto the dragon and put the sword into the dragon's head and killed the dragon. So bu genç adam dragon üstünde atladı. He put the sword into the dragon's head and killed him. So onun kalbinde bu kılıç koymuş ve onu öldürmüş. The young man returned home victorious. Bu genç adam eve dönmüş. Böyle bir zaferle çok mutlu bir şekilde. The first person he went to see was Merlin. So ilk Merlin'i görmeye gitmiş. He told Merlin about how the magic sword saved his life. Bu Merlin'e anlatmış. Ona anlatmış nasıl bu kılıç onun hayat kurtarmış. As he took it out of his cupboard to return it, o kılıç çıkarttığında geri vermek için, he looked at it in amazement. Öyle şaşırmış bir şekilde baktı o kılıcı. Merlin, this isn't the same sword you showed me last week. Ama geçen hafta bu kılıç, gösterdiğin kılıç aynı değil, ona söylemiş.
This isn't the beautiful gilded magic sword, yani, o güzel böyle altın gibi şey kılıç aynı değil. It's just an ordinary sword. Bu normal bir kılıç. Normal, ordinary. Merlin nodded and said, Merlin böyle kafa sallamış. There is no magic sword, yani büyülü bir kılıç yok ki. The magic is believing, yani inansam bir şey, o herhangi bir şey yapacağını bir şey buyuru olacak. Magic, magic olacak. Umarım bu hikaye beğendiniz ve dinlediğiniz için size çok 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 teşekkür etmek istiyorum. Siz böyle videoları görmek istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. And bye bye, see you.